Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda Nurgev YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş şişi hem kolay hem zevkli böyle burgular bir örgü anlatacağım bakın. Kolay, herkesin yapabileceği bir örgü. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi arka yüzü bu şekilde. Bakın. Ön yüzü de bu şekilde. Bir örneğimiz yani burgular için 3 ilmek, arasında da 1 ilmeğimiz var. Toplamda 4 ilmeğe ihtiyacımız var. 4 ilmek üzerinden yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız sevgili izleyicilerim. Şimdi modelimiz burada böyle dursun. Hemen başlayalım. Ara ara zaten göreceksiniz. 4 ilmek üzerinden oluşan bir model. Şimdi kenar ilmeğimden sonra arka yüzde bakın. Bir düz örüyorum. 3 tane de ilmeğimi ters örüyorum. 2, 3. Yine bir düz. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz. 3 ters. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Seyda'nın Örgü YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde de kenar ilmeğimizden sonra bir tane araşı örüyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Tam tersi yani. Bir araşa, 3 düz. Bir araşa, 3 düz olarak ön yüzde devam ediyorum örgüme. Arka yüzde de görüldüğü gibi örüyorum. Düzleri düz örüyorum. 3 tane de ilmeğimi ters örüyorum. Çok kolay ve zevkli bir örgü. Başlarken de söyledim. Öyle kıvrımlı burgular gibi, yan burgular gibi. Şimdi ön yüze geldik. Bakın belli olmaya başladı. Bir ters, 3 düz. Şimdi kenar ilmeğimden sonra yine bir aroşa ördüm. Burada 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonrasında bir doluyorum bakın. Sonra bir düzü örüyorum. Yine arada bir tane ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek doladım. Yine bir düz örüyorum. Yine bir aroşa. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir doluyorum. Bir düz, bir aroşa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzünde de kenar ilmeğimden sonra düz olan ilmeği düz ördüm. Bakın burada bu iki ilmeğimi hem dolamış olduğum hem de bir ilmeği örmeden alıyorum. Diğer iki ilmeğimi ters örüyorum. Yine bakın bir de doladığımı örmeden aldım. Kalan 2 tane ilmeğimi de ters örüyorum. Bir düz. Yine örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi de ters örüyorum. Burası arka yüzü örgümün. Şimdi ön yüze ve son sırasına geldik. Kenar ilmeğimden sonra bir tane araşı örüyorum. Bakın. Şimdi buradaki 2 tane düz olan ilmeğimi bir de bu 2 tane örmeden almış olduğum ilmeği önce şu şekilde burgu örer gibi en başa getirdim. Ve ikisini aynı anda örüyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Yine bir tane arada aroşa örüyorum. Yine aynı şekilde bakın. Önce yer değiştiriyoruz. Bakın 2 ilmeği. Sonrasında en başa, sonra aynı anda şu 2 tane ilmeği aynı anda bir alıyorum düz olarak ve 2 tane de ilmeğimi düz örüyorum. Yine bir tane ters örüyorum. İlmeklerimizi aynı burgu yapar gibi yer değiştiriyorum. Sonrasında ikisini bir aldım. 2 ilmeğimi de düz örüyorum.
ve bir ters kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Bakın bir örneğim oldu değerli izleyiciler. Şimdi arka yüze geldim. Arka yüzde görüldüğü gibi bir düz, üç ters. Bir düz, üç ters olarak devam ediyorum. Bakın. Bir düz, üç ters. Aynı birinci sırada başlamış olduğum gibi. Bir düz, üç ters. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde de kenar ilmeğinden sonra bir ters, üç düz. Bir ters, üç düz. Arka yüzde de görüldüğü gibi öreceğim. O arada siz örneğimi yakından izleyin. Ön yüze geldiğimiz zaman yine bir defa daha burgu gibi olan yerini anlatalım. Ve videomuzu tamamlayalım sevgili izleyicilerim. Toplamda 5-6 sıradan oluşan bir örgü bu. Arkalı önlü saydığımız zaman. Kıvrımlı burgular. Şimdi ön yüze geldim. Bakın ön yüze geldim. Ön yüzde kenar ilmeğimden sonra bir tane araş ördüm. Burada 3 tane olan ilmeğimin ikisini örüyorum. Sonrasında bir ilmek doluyorum. Sonra bir ilmeği örüyorum. Yine arada bir araşa 2 tane ilmeğimi düz bir ilmek doladım. Ve sonra düz ördüm. Yine bir araş, iki ilmeğimi düz, bir doluyorum, sonra bir ilmeğimi düz örüyorum. Bu dördüncü sırası. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde de kenar ilmeğimden sonra düz. Bu iki tane ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi de ters örüyorum. Ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Bakın, bir, iki tane ilmeğimi örmeden İki tane de ters örüyorum. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzü son sırasına geldim. Kenar ilmeğimden sonra buradaki 4 tane olan ilmeğimin hemen ikisini şöyle en başa alıyorum. Sonrasında ikisini bir alıyorum. Diğer iki ilmeğimi de düz örüyorum. Yine arada bir tane aroş ördüm. Yine aynı şekilde bakın. İki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Sonrasında ikisini bir örüyorum. Ve kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum. Bir aroşa. Aynı şekilde böyle devam ediyorum sevgili izleyicilerim. İkisini aynı anda örüyorum. İki düz, bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Bakın. Harika bir örgü. Şöyle likralı burgular. Arka yüzde zaten bir düz, üç ters. O arada siz örneğimi izleyin. Ben de sizin örmüş olduğum parçayı tamamlayıp bugünkü videomu bitirmek istiyorum. Kolay ve zevkli bir örgü. Umarım videomu izledikten sonra sizler de beğenip yani yaparsınız. Beğen tuşuna basarsınız. Oradan görüyoruz zaten beğenip beğenilmediğini. Bakın harika bir model. Beni izlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.